Genç Tarım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün buğdayı suluyoruz. Size elimden geldiği kadar güzel görüntüler, videolar çıkarmaya çalışacağım. Bakınız, buğdaylar sular da buraya kadar gelmiş. Yemiş ağacının oradan böyle buraya kadar bir boru sistemi var. Musluk sistemi. Öyle bir sulama yapıyoruz. Yani salma sulama yapıyoruz, yani öyle söyleyeyim size. Birkaç saat önce açılmasına rağmen bu başa kadar çıkmış. Arkaya doğru gidecek. Allah nasip ederse Haziran ayında da buğdayların hasat zamanı sırasında da video çekmeyi düşünüyorum. Mısır hasadı videosunda olduğu gibi ya biçerci abiyle röportaj da yapabilirim. Öyle bir düşüncem var. Eğer röportaj imkanım olmazsa dışarıdan çekimler yaparım. Sizleri bilgilendirmeye çalışırım. Bizim bu buğdayımız Majaziko. Dönüm başına 800 kilo bekliyoruz. Allah nasip ederse. Yani hedefimiz o yönde, beklentimiz o yönde. Şimdi içeriye doğru giremiyorum. Çünkü her taraf su olduğu için, çamur olduğu için çok sıkıntı yaratacak. Çizmeleri giymeyi unuttum. Çizmeleri giyseydim eğer size gösterebilirdim. A few moments later. Girebilirsem, başarabilirsem sizlere görüntüler gösteririm. Şu an girdim. Girmeyi başardım. Çok fazla çamur değil. Böyle sulama yapıyoruz. Yani musluk yok şu an borularda, fakat musluk borularının takıldığı yerlerde delik kısmından sulama yapıyoruz. En sonda borunun son kısmı açık. Oradan da sulamaya devam ediyoruz. Yani o taraftan da su geliyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle ilerleyelim birazcık. Bayağı sıkıntılı ama sizler için değer arkadaşlar. Tahminimce bir 10 saat sulama yeterli olur. Bu sulamayı yapmamızın sebebi, yağmur çok yağmadı. Buğdayın su ihtiyacı vardı. O yüzden sulama yaptık. Normalde buğday mısır kadar, üzüm kadar su isteyen bir bitki değil. Yağmur sularıyla bile su ihtiyacını karşılayabiliyor. O yüzden sulama bakımından en çok avantajlı olan buğday, rahatlık bakımından. Ama yağmur tabii bu sene çok yağmadığı için ve gelen suyun yetersiz olduğunu düşündüğümüz için bir kere sulama yapmak istedik. Şuradan bir çıkayım. Devam edelim arkadaşlar. Rabbim emeklerimizin karşılığını verir inşallah. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi babam yanımdaydı. O da diğer bağa gitti. Diğer bağda dip çapası yapmaya gitti. Bazı yerlerde dip çapası yapılması gerekiyormuş. Yan taraftan da görüntüler göstereyim sizlere. Acaba bu zeytin kaç yıllık? Zeytin ağacı kaç yıllık acaba? Merak ettim. Videodan sonra sorayım olmadı babama. Biri korna çaldı herhalde amcam. Ama şu an gitti. Buradan da amcam izliyorsan, eğer sensen o korna çalan, çok selamlar. Büyük ihtimal buğdayı hasat ettikten sonraki sene buraya da bir yenice ekeriz. Onun da bakımı ve hasat vermesi 2 yıl sürüyor. Üzüm salkımlarının meyve vermesi, hasat vermesi en az 2 yıl sürüyor. Zaten bu kısmı öyle yapmıştık. Biraz yaşlanmıştı. Onları söktük. Onları söktükten sonra ektik. 2 yıl boyunca meyve vermedi. Ya ikinci ya da üçüncü yılda sanırsam hasat vermeye başladı. Meyve vermeye başlamıştı. Büyük ihtimal bu buğdayın olduğu yere de aynı şekilde yaparız. Bu sene de buğday ekmemizin nedenlerinden biri de çok fazla verim kaybına sebep olmuyor. Hani çok fazla topraktaki kaynakları almıyor buğday. Zaten çok fazla zahmeti yok. Yağmur suyuyla bile idare edebilen bir bitki. Videonun başında da söylemiştim. Bir nevi nadasa bıraktık gibi oluyor. Hasadımızı aldıktan sonra, buğdayımızı aldıktan sonra Allah nasip ederse buraya da yeni yeni üzüm fidanları ekip onları da bakacağız inşallah. Bazı arkadaşlarımız soruyor, siz nerelerde çiftçilik yapıyorsunuz? Hangi bölgedesiniz diye. Arkadaşlar biz Ege bölgesindeyiz. Manisa'dayız.
Yani Sultaniye Üzüm'ün başkenti bile denebilir tabiri caizse. Üzüm yetiştiriciliği yapıyoruz. Tabii bunun yanında buğday, mısır yetiştirdiğimiz oluyor. Buralarda hafif bir koyulaşma var. Bakalım. Evet, buralarda da su var. Buğdayın her tarafına geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Tabii ki tam emin olamayız. İsterdim ki drone ile çekim yapabileyim sizlere. Tepeden, yukarıdan kuş bakışı bir çekim yapayım. Buğdayın tamamını göstereyim. Ama şu an daha imkanımız yok. Toprağı kuru, buraya su gelmemiş. Yani su yaklaşık olarak %60'ına falan gelmiş benim olduğum tarafta. Gece vakti sulama biter gibisine düşünüyorum ama belli olmaz tabii. Borularda herhangi bir kaçak yok, ona çok sevindim. Borularda herhangi bir kaçak olsa ya da patlama durumu olsa onunla da ekstra uğraşacaktık. İyi, güzel ya. Allah bereketini versin şimdiden. Instagram sayfamız Gençtarım. Orayı da takip edebilirsiniz. Orada gönderiler paylaşıyoruz, kısa videolar paylaşıyoruz. TikTok hesabımız var yine aynı şekilde Gençtarım. Arkadaşlar, videom bu kadardı. Buğday sularken size güzel görüntüler çıkarmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Desteklerinize ihtiyacımız var. Geri dönüşleriniz, güzel yorumlarınız, bazı konularla ilgili fikirleriniz, bazı eleştirileriniz bizim yararımıza olacaktır. Yanda bulunan zil tuşuna basarak, abone ol butonunun yanında bulunan zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.